İlahi Armağan. Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evlat! Kul dünyayı ve ahireti terk edip Allah'ın dışındaki her şeyden uzaklaşınca ve kalbi Allah'ın yakınlık, minnet ve lütuf evinin kapısına varınca, Allah onu yiyecek, içecek, giyecek veya onun ihtiyacı olan herhangi bir şeyi elde etmekte uğraştırmaz. Kalbini bunlarla oyalamaktan uzak tutar. Allah'a yaklaştırılan kulların, mukarrebin kalpleri daima yakınlık kitabı ve özel ilim üzerine düşünür. Onların kalpleri ve sırları, iradeyi yok etmeyi ve kendini Allah'ın eline bırakmayı bilir. O da Celle Celaluhu onları sorumluluğuna alır ve başkalarının eline bırakmaz. Bu, insanların düşünce imkanının ve şu görüntü aleminin ötesinde bir şeydir. Onları fani kılar, sonra dilediği zaman yeniden diriltip geri gönderir. Böylece önceki ilimleri sonraki ilimleriyle pekişir. Önce cehalet, sonra ilim, sonra amel, sonra ihlas, sonra ikinci ilim ve bir diğer ilim. Önce sessizce duruş, sonra konuşma. Önce kendinden vazgeçme, fena, sonra onunla var olmak, beka billah. Behey ölü kalpliler! Siz benim yanımda oturuyor değilsiniz. Behey dünyanın ve sultanların kulları. Behey zenginlerin kulları. Behey pahalılık ve ucuzluk kulları. Yazık size. Çok yazık. Bir buğday tanesinin fiyatı bir dinara varsa, mümin bunu önemsemez ve hiç aldırış etmez. İmanı kuvvetli olduğu ve Allah'a tevekkül ettiği için onun rızkı Rabbine aittir. Kendini müminlerden sayma. Çık onların arasından. Her şey Allah'ın ordusu ve kırbaçlarıdır. İnsanlardan yüz çevirmek gereklidir. Onların yaratıcısıyla meşgul olmak daha da gereklidir. Tevhidin işaretiyle ve sıddıklara, veli kullara kulak vererek söylemiş olduğum sözler üzerinde düşündüğünüzü görmüyorum. Onların sözleri Allah'tan gelen vahiy gibidir. Onlar, insanların geneline gönderilmiş olan emirlerin de ötesinde, onun adına ve onun emriyle konuşurlar. Sen sadece heves edersin. Sözünü kitaplardan alır, söylersin. Kitabın kaybolsa veya bir yangının içinde kalsa ya da görmeni sağlayan lamban sönse ne yapacaksın? Saksın kırılsa da içindeki su dökülse çakmağı, ateşi, kibriti ve su kaynağını nereden bulacaksın? Kim ilim öğrenir, öğrendiğiyle amel eder ve amelinde ihlası olursa kalbindeki çakmak ve pınar Allah'tan bir nur olur da kendini de başkasını da aydınlatır. Uzak durun bu konulardan, behey çenesin düşükler. Nefis ve hevalarının eliyle telif edilmiş kitaplara bağlı kalanlar. Yazık size, çok yazık. Özel bir konuyu tartışıyorsunuz. Kırılıp kendinizi helak ediyorsunuz ve isteklerinize de eremiyorsunuz. Sizin çabalayıp durmanızla yazgı ve ilim nasıl değişir? Müslüman ve müminler olunuz. Allah'ın ayetlerimize iman edip Müslüman olanlar buyurduğunu hiç duymadın mı? Müslümanlığın hakikati gönülden teslim olmaktır. Allah dostları kendilerini Hakk'ın eline bırakmıştır. Nasıl sorusunu yap ve yapma emirlerini unutmuşlardır. Her türden kulluklar ederler ve korku içinde dururlar. Bundan dolayı Allah onları verdiklerini kalpleri endişe içindeyken verirler sözüyle anlatmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirirler, yasaklarından kaçarlar, verdiği sıkıntılara sabrederler, nimetlerine şükrederler, canlarını, mallarını, çocuklarını, namuslarını, yazgılarının eline verirler, kalpleri de Allah'tan korkar. Arif kul, ahiretten yüz çevirince ona, benden uzak dur, ben Hakk'ın kapısını arıyorum, sen ve dünya bence birsiniz,
Dünya benim senin görmemi engelliyordu, sen de Rabbimi görmemi engelliyorsun. Beni Rabbimi görmekten alıkoyan hiçbir şeyin değeri yoktur der. Şu sözü dinleyin. Çünkü Allah'ı bilmenin, insanlar içinde Allah'ı istemenin özüdür. Bu hal peygamberlerin, veli ve salih kulların halidir. A dünyanın kulları, a ahiretin kulları. Siz ne Allah'ı, ne dünyayı, ne de ahireti biliyorsunuz. Siz duvar mısınız? Birinizin putu dünya, diğerininki ahiret, öteki insanlara kul olmuş, birikinin putu şehvet ve lezzet. Biri övülmek ve insanlar tarafından kabul edilmek peşinde. Allah'ın dışındaki her şey puttur. Allah dostları dünyayı ve ahireti değil, Allah'ın rızasını dilerler. Hakkın kapısında onu, doktorun evinde doktoru yetkili bilirler. Doktor ilaçlar içinde istediğini alır ve hastasına verir. Ey gidi münafıklar! Siz bu konuda ne bilirsiniz? Münafık, bu söylediklerimden bir harfi bile duymaya tahammül edemez. Duyarsa kıyameti koparır. Çünkü onun doğruyu dinlemeye tahammülü yoktur. Benim sözüm doğrudur. Ben doğru yoldayım ve sözlerim benden değil, Allah'tandır. Hevesimden değil, dindendir. Fakat senin anlayışın bozuk. Yazık sana! İlim öğrendin ama öğrendiğini amel etmedin. İlmin sana nasıl fayda verecek? Delikanlıyken mürşitlere hizmet etmedin, yaşandığında nasıl hizmet edeceksin? Bütün müminler ölecekleri zaman gözleri açılır ve cennetteki misallerini görür. İri gözlü huriler ve cennetin hizmetçileri onu gösterir ve burnuna cennet kokusundan hoş bir raiha gelir de ölüm ve ölüm sıkıntıları onun için kolaylaşır. Allah onlara Asiye annemize yaptığını yapar. Müminlerden bir kısmı da bunu ölmeden çok önce öğrenir. Bunlar murat, Allah tarafından istenen ve müfret, Allah'ın kendisini seçtiği, olmuş olan yakıştırılmış mukarreb kullardır. Yazık sana! Ey Allah'a itiraz eden, ondan şikayetçi olan, boş sözler sarf etme, saçmalama. Olacağı çare yoktur. Kimse kazanın önüne geçemez. İşi sahibine bırak, rahat edersin. Şu gündüzü ve geceyi geri çevirebilir misin? Sen istesen de, istemesen de gece ve gündüz birbiri ardınca devam eder. Allah böyle yazmış, senin yararına veya zararına böyle takdir eylemiş. Fakirlik gecesin gelince ona selam ver ve zenginlik gündüzüne devam et. Hastalık gecesi gelince onu güzelce buyur et ve afiyet gündüzüne elveda de. İstemediğin bir şeyin gecesi gelince onu güzellikle karşıla, sevdiğin şeylerin gecelerine veda et. Hastalık, fakirlik ve onur kırıklığı gecelerini dingin bir gönülle karşıla. Allah'ın kaza ve kaderinden hiçbir şeye karşı gelme ki helak olursun, imanın gider, kalbin bulanır ve sırrı ölür. Allah göndermiş olduğu kutsal kitaplardan birinde şöyle buyurmuştur. Ben o Allah'ım ki benden başka ilah yoktur. Kim benim kazama gönülden teslim olur, verdiğim sıkıntılara sabreder, nimetlerime şükrederse katımda onu sıddıklar zümresine yazarım. Kim de benim kazama gönülden teslim olmaz, verdiğim sıkıntılara sabretmez ve nimetlerime şükretmezse kendine benden başka bir rab arasın. Kazaya razı olmaz, sıkıntıya katlanmaz, nimete şükretmezsen senin Rabbin yok demektir. Sen kendine başka bir rab ara ama ondan başka da rab yok ki. Gerçekten onu istiyorsan, hakiki müritsen kazaya rıza göster, kadere, hayrına, şerrine, acısına, tatlısına inan. Seni bulacak olan şey, senin sakınmanla, seni şaşmaz, seni şaşırtacak olan şey ise aramanla, çaba göstermenle gelip seni bulmaz. İmanın hakikatine erdiğin vakit, velayetler, dostluklar kapısına ayak basar ve işte o zaman Allah'ın gerçek kullarından olursun. Velinin alameti, bütün hallerinde Rabbine uymasıdır. Adeta bütün varlığıyla bir uyumun, muvafakat da kendisi olmasıdır.
emirleri yapar, yasaklardan kaçar ve hiçbir zaman bu niye böyle oldu, nasıl şöyle oldu gibi sorular sormaz. Hiç kuşkusuz Allah'la beraberliği devam eder. Allah'ın yakınlık sohbetinde bulunur, ne sağa, ne sola, ne arkaya döner. Sadece önüne bakar. Arkası olmayan bir ön, uzaklığı olmayan bir yakınlık, bulanıklığı olmayan bir duruluk, şerri olmayan bir hayır olur. Sen insanlara bel bağlıyor, onlardan korkuyorsun. Bunun adı Rabbine şirk koşmaktır. Sana bir şey verildiği zaman insanları övüyor, verilmediği zaman da yeriyorsun. Bunun adı da Allah'a şirk koşmaktır. Yazık sana! Bu konuda onlara ait olan hiçbir şey yoktur. Sende iş yok, tevhid yok. Bütün varlıklar Allah tarafından var edilir. Onun eliyle alınır. İnsanların bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Ona doğru yol aldıktan sonra kapısına varmakla alınır. Sebebe sarılmak başlangıçta olur. İşin sonundaysa sadece sebepleri yaratan vardır. Bu işe yeni giren istediğini sebeplerden bekler. Örneğin bir kuş yavrusu bekler ki anne babası ağzına yiyeceğini koysun. Büyüyüp uçmayı öğrendiği zamansa kanatları kuvvetlenir, artık anne babasına gerek duymaz ve besinini kendisi arar. İçinizden biri hiç kendi gücüne, kuvvetine, insanlara güvenmeden sırf Allah'a tevekkül aracılığıyla bir şey yedi mi? Yazık size! Sahip olmadığınız şeyi iddia ediyorsunuz. Kendi gücüne, kuvvetine ve sebeplere güvenip dururken nasıl oluyor da Müslüman olduğunu, iman ettiğini, imanın sağlam olduğunu ve Allah'ı tevhid ettiğini iddia ediyorsun? Akıllı ol, bu iş sadece kuru iddia ile olmaz. Yazıklar olsun sana. İnsanlara öğüt vermek için bu makama oturuyor, sonra da aralarında gülüyorsun ve onlara gülünç öyküler anlatıyorsun. Hiç kuşkusuz ne sen ne onlar kurtuluşa erebilirsiniz. Öğüt veren öğretici ve eğiticidir. Dinleyenlerse çocuklar gibidir. Çocuk ancak sertlik, ciddiyet ve vakarla öğrenir. İnsanlardan ancak 3-5 kişi Allah vergisi olmadan öğrenebilir. Görünüşüyle Müslüman olduğunu iddia edenlerden çoğu kafirlerin dediği gibi, bu hayat ancak dünya hayatından ibarettir. Burada ölür ve diriliriz, bizi öldüren sadece ve sadece zamandır derler. Kafirler böyle söylediler. Sizin de çoğunuz bunu söylüyor ama davranışlarıyla bunu saklıyorlar. Böyle söyleyenler benim katımda bir sineğin kanadının ağırlığı kadar bile değeri yoktur. Onların bu halleri Allah katında çok iyi bilinir. Onların kötüyle iyiyi birbirinden ayıracak aklı ve ayırma yetisi yoktur. Allah'ın Yusuf kıssasında, Yusuf dedi ki, biz malımızı yanında bulunduğumuz kimseden başkasını yanımızda tutmaktan Allah'a sığınırız sözü, velilik, tevhid ve iman malını yanında bulunduğumuzdan başkasını anlamındadır. Kulun kalbi bütünüyle Allah'a ait olunca Allah onu insanlarla ve sebeplerle birlikte bırakmaz. Alışverişe sebepleri alıp vermekle uğraştırmaz. Onu onlardan ayırır ve kendine ait kılar. Düşünce elinden tutar kaldırır, kapısında oturtur ve lütuf kucağında uyutur. Yazık sana! Müslümanlık gömleğin yırtılmış, iman gömleğin pisliğe bulaşmış. Sen çıplaksın, kalbin de cahil, sırrın bulanık. Gönlün İslam diniyle inşirah bulmamış, için harabeye dönmüş ama dış görünüşün mükemmel. Sayfaların kararmış, tutkun olduğun dünya senden ayrılacaktır. Kabir ve ahiret seni bekliyor. İçinde bulunduğun durumun, yakında başına geleceklerin farkına var artık. Bugün ya da şu anda bile ölebilirsin. Seninle amellerin arasına girilebilir. Dünyadan beklentilerini bulamaz, onlara eremezsin ama sana unutturulmuş olan ahiret seni yakalayacaktır. Allah'tan başkasıyla oyalanmak kuru bir hevestir. Ondan başkasından korkmanın, başkalarından beklemenin de anlamı yoktur. Allah dışında kimse ne bir zarar ne de yarar verebilir. Her şey için bir sebep yaratan O'dur. Allah'ın hükmü bir sebebe bağlı olarak gerçekleşir.
hükmü yerine getirdiğin zaman işin gerektiği şekilde yapmış olursun ve böylece yaprakların ağaçtan düştüğü gibi sebepler de senin üzerinden düşer. Sebeplerin yaratıcısı ortaya çıkar, sebepler yok olur. Öz ortaya çıkar, kabuk gider. İşin esası sebeplerin yaratıcısına tutunmaktır. Bu ağacın meyvesi gibidir. Allah'ı tevhid eden kimse muvahhid halden hale geçer. Köyden su yoluna, su yolundan ırmağa, ırmaktan da denize ulaşır. Dalı takip ederek kökü bulur. Çocuktan babaya, kuldan kendisine ibadet edilene, sanat eserinden eser sahibine, aciz olandan kudret sahibine, fakirlikten zenginliğe, zayıflıktan güçlülüğe, azdan çoğa ulaşır. Bana dil uzatmayın. Çocuğunuzun kalbinde iman yoktur. Hepinizin nefsine ihtiyacı vardır. Bu sebeple ona sükut ve saygı gemi vurun. Takva zırhı giydirin. Huzura ermesinin ve Rabbine ulaşmasının yegane yolu budur. Allah'a ulaşmak iki türlüdür. Genel ve özel. Genel, öldükten sonra Allah'ın huzuruna varmaktır. Özel olansa kullardan ancak birkaç kişinin kalbinin ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Bunlar da isteklerini yerine getirmeyerek nefisleriyle cihad edenler ve fayda ve zararı insanlardan bilmek hastalığından sıyrılıp çıkanlardır. Böyle devam ederlerse insanların genelinin öldükten sonra Allah'a ulaşması gibi daha dünyadayken Allah'a ulaşır. Bunu başarabilen kimseye bir genişlik ve durulma hali gelir. Allah'la konuşmaya başlar ve kalbi Allah'a karşı ısınır. İşte o zaman bütün ailenizi yanınıza alıp bana öyle gelin der. Yusuf aleyhisselam kuyudan ve zindandan çıkıp bu sıkıntılara sabredince duruldu ve her şey emri altına girdi. İşte o zaman kardeşlerini bütün ailenizle birlikte yanıma gelin dedi. Zenginlik ve yönetim yetkisi eline geçince daralma hali gitti. Genişlik hali geldi. Kuyuda ve zindandayken dilsizdi. Çıkınca açık seçik konuşmaya başladı. Ey evlat! Her şeyi Yaradan'dan isteyin. Ona ulaşmak için varınızı, yoğunuzu harcayın. Allah dostları Rablerine yakın olmak için ruhlarını harcadı. İstedikleri şeyin değerini bildikleri için ruhlarını harcamak onlara çok kolay geldi. Bir kimse neyi aradığını bilmiyorsa yaptığı harcama ona çok kolay gelir. Anlatıldığına göre birisi bir bakırcının evinin önünden geçti. Geçerken içeride güzel bir cariye gördü ve gönlünü ona kaptırdı. Bunun üzerine oradan ayrılmadı. Altında 100 dinar değerinde bir at, üzerinde güzel giysiler vardı. Altın kaplı bir kılıç kuşanmıştı ve siyahi kölesi yükünü taşıyarak önünde yürüyordu. Adam cariyesinin sahibinin yanına gitti ve onu kendine satmasını istedi. Bunun üzerine cariye sahibi, ''Hiç kuşku yok ki sen cariyemi sevmişsin. Seven sevdiğini elde etmek için varını yoğunu serer. Sen şu anda yanında bulunan her şeyini bana vermedikçe cariyemi satmam.'' dedi. Bunun üzerine adam atından indi, üzerindeki bütün giysileri çıkardı. Bakırcıdan ödünç olarak bir gömlek aldı, önünde yürüyen kölesiyle birlikte neyi varsa hepsini ona verip cariyeyi aldı. Sonra evine yalınayak, başı açık bir halde gitti. Parayı verince istediğini elde etti. Neyi istediğini bildiği için yaptığı harcamayı gözü görmedi. Sevgisinde samimi olan kimse sevdiğinden başkasının yanında duramaz. Bir kişi, ben cenneti ve cennette verilecek olan nimetleri Allah'ın, orada canının arzuladığı, gözlerin haz aldığı her şey vardır buyurduğundan öğrendim. Peki bunların değeri nedir derse biz deriz ki, Allah Celle Celaluhu, Allah cennet karşılığında iman sahiplerinden canlarını ve mallarını satın aldı buyurdu. Canını ve malını verirsen cennet senin olur. Bir diğeri, Allah'ın rızasını dileyenlerden olmak istiyorum. Yakınlık kapısı kalbime göründü. Sevenleri o kapıdan girip çıkarken gördüm. Üzerinde saltanat elbisesi vardı. O kapıdan içeri girmenin bedeli nedir diye sorarsa buna da şu cevap verilir. Bütün varlığını harca. Şehvet ve arzularını bırak. Varlığından geç, Allah'ta fani ol.
cennet ve içindekileri de bir yana koy. Nefsini, heva ve hevesini ve doğanı bırak. Dünyaya ve ahirete yönelik bütün arzularını terk et. Her şeyi bırakarak kalbinin arkasına at ve içine gir. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyen nimetler göreceksin. Kim bunu tamamlar ve kalp ayakları yere sağlam basarsa dünyada ahiret de onun olur. Hiçbir karşılık ve külfet getirmeksizin salt nimete dönüşürler. Onun için bir hoş geldin ziyafeti olurlar. Dünyadayken kalpleriyle Allah'a yakın olurlar. Kıyamet gününde ise gözleriyle Allah'ın cemalini görürler. Ey evlat! Allah de, sonra onları kendi hallerine bırak. Beni yaratan doğru yolu elbet gösterecektir de.